Türkiye'de ve dünyada bu çocuk evlilikleriyle ilgili rakamlara baktığımızda verebileceğiniz rakamlar var mı? İstatistikler Yani var mı? şöyle Bunları çalışmalarda okuduğumuzda bize neler söylüyor bunlar? çalışmalarda aslında var. Tabii mesela UNICEF'in 2014'teki raporunda var. Yaklaşık olarak dünya genelinde %34 olarak görünüyor. %34 Evet, tüm evlilikler için. 18 yaş altındaki evliliklerde görünüyor. Tabii şöyle bir problem var aslında. Yani Tespit etmek bu işin kolay takibi zor. olur. Eyvallah. Takibi gerçekten zor. Çünkü dediğim gibi özellikle bu tür gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde resmi nikah yoluyla değil, daha çok dini nikah yoluyla ve ailelerin anlaşması yoluyla bu gerçekleşiyor. Ama şunu söyleyelim, yani mesela diyelim ki bu konuyla ilgili kampanyalar geliştikçe, yani kitle iletişim araçları, eğitim kurumları, Diyanet gibi kurumlar, üniversiteler bunu gündemine aldıkça ve toplum bunun farkına vardıkça bu düşüyor. Evet. Mesela Türkiye ile ilgili UNICEF istatistikler raporlarda var. onu söylüyor. Düşüş Evet. var ama istenen düzeyde İşte, değil. evet. Tabii şu da var aslında. Hani, malumunuzdur. Sosyal ve kültürel meseleler hani bir anda bugünden yarına Şüphesiz. olabilecek şeyler değildir. Kurumların Çok değişmesini uzun bekliyoruz. mesafeler, uzun süreçler gerektiren bir şeydir. Türkiye açısından da böyle. Mesela 2000 yılında 22 milyon çocuk içerisinde %35 görünürken 2015'e geldiğimizde bu %29 seviyelerine iniyor. Yine dediğim gibi böyle örnekler üzerinden yapılan araştırmalarda bazı rakamlar var. Fakat esas unsur şu. Bunun ortaya çıkan etkilerinin, sonuçlarının farkına varılması. Yani toplumun, insanların bunun farkına varması. Bir de insanların dışında olan o sosyoekonomik yapı dediğimiz. Ya yani mesela yoksulluk ortadan kalkmadıkça ya da şu aşiret ve akrabalık bağları değişmedikçe, Çok önemli. eğitim imkanları gelişmedikçe, yani okuma yazmadan mahrum olan bir insan, imza atmasını bilmeyen bir insan nasıl hakkının farkına Burada varabilir? fırsat eşitliğinden Tabii bahsediyorsunuz ki her fırsat alanda. eşitliğinden bahsediyoruz. İnsan hakları bilincinin gelişmesinden bahsediyoruz. Çocuk hakları bilincinin gelişmesinden bahsediyoruz. Bunların toplumun her kesimine ya da ülkenin her tarafına Bir formel şekilde veya enformel şekilde işbirliği yapılmak çerçevesinde suretiyle. yapılması gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi iş farklı şekillerde yine kendini üretip Evet. devam edebiliyor. Şimdi şeye baktığımız vakit bu UNICEF'in raporlarına ve öteki dünyadaki insan hakları örgütlerinin raporlarına baktığımız vakit genelde geri kalmış ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde hoş baştan beri söylüyoruz bu dünyanın problemi, Evet. Amerika'nın da problemi, Kanada'nın da problemi ama genelde gelişmekte olan ülkelerde Daha ve fazla. Müslüman coğrafyada daha fazla olduğunu söylüyoruz. Bu bize ne söylüyor İslam coğrafyası hakkında, Müslüman coğrafyası hakkında 21. yüzyılda yaşadığımızda? Bu soruyu hocam size sormuş olayım, size de aynı soruyu sormuş olayım. Böyle devam edelim. Hocam onu ikisini bir araya getirmek suretiyle ben arz etmek istiyorum. Şimdi olayın eğitim noktasına dikkat çekilmişken biz eğitimde özellikle bu tür yanlışlıkların yapıldığı bölgelerde eğitimin sadece erkek evlatları, erkek çocuklarını ilgilendirdiğini zannediyoruz. Halbuki ilahi emirlere muhatap olmak noktasında erkek ve kadın farkı yoktur. İbadetleri yerine getirme noktasında, muhatabiyet noktasında erkek kadın farkı yoktur. Efendim ilme teşvik noktasında, ilmi öğrenme noktasında, bilgiye ulaşma noktasında Şüphesiz. erkek kadın farkı yoktur. Tabii ki yani onlara göre işte şartlar hazırlanacak, şu olacak, bu olacak. O işin ayrı bir boyutu. Ama ilim erkek kadın herkese Yani farklıdır. talebul ilmi feridun ala Ala kulli kulli muslimin ve muslimin ve muslime. muslime. Yani bunu Herkes. açalım bir de Türkçesini Tabii söyleyelim. yani Kürtçesini de söyleyebilirsiniz hocam. ilmi talep etmek, ilme ulaşmak, ilmin yani bilgi elde etmek bay bayan bütün Müslümanlar için gerekli olan bir şeydir. Farzdır, lüzumludur, gereklidir. Bu yüzden biz bunun özellikle teşvik edilmesi gerektiğini, yani biz tabii bir zamanlar biliyorsunuz kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakıldığını, eğitime gönderilmediğini, şunu yapıldığını, bu yapıldığını, bunun da maalesef dine dayandırıldığını, belki haklı gerekçeleri, belki altyapının Belli müsait olması belli dönemlerde dönemlerde olabilir. Ama özellikle şartlar sağlandıktan sonra eğitim noktasında kız çocuklarımızı eğitimden mahrum bırakmamamız gerektiğini, onları eğitimli birer anne, birer abla, birer teyze. Çünkü kadın denildiği zaman Anne akla sadece gelmiyor. anne akla gelmemeli. Yani her birisinin ayrı bir değeri vardır. Anne annedir, çok büyük bir kıymeti vardır. Eştir, çok büyük bir değeri vardır. Teyzedir, çok büyük bir değeri vardır. Eyvallah. Abladır, kız kardeştir, çok büyük bir değeri vardır. Çok büyük bir kıymeti vardır. Ve İslam'ın çok önemsediği bir, dikkat ederseniz yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde üzerinde önemli En çok durduğu doğru. birkaç konu vardır.
Bir tanesi de kadın. Bir tanesi de kadındır. Neden? Çünkü en çok işte mağduriyete uğrayan, en çok istismar edilen, en çok haksızlığa uğrayan, en çok işte hakları çiğnenen, şu olan, bu olan kadın olması sebebiyle Allah Resulü buna dayanmıştır. Dolayısıyla hocam Müslüman ülkelerde neden bu olay böyle? Müslüman ülkelerde biz... Ama hepsi mi böyle olur hocam, kardeşim? Yani hepsi böyle neredeyse. Doğru yani. İslamiyeti, doğru İslamiyeti ve İslamiyete ait doğruluğu doğru ifadelerle halka doğru bir şekilde indirmediğimiz sürece, öğretmediğimiz sürece bu problem hep böyle istismar konusu olur. Yani eğitim şart diyorsunuz, dini eğitim de şart diyorsunuz. Dini eğitim şart hocam. Doğru İslamiyet ve İslamiyete ait doğruluk doğru ifadelerle. Mutlaka ama mutlaka dini eğitim şart. Yani dini eğitimin eksik olduğu noktada işte hocam dini eğitimimiz tam olsa İslam adına yaptığımız bunca efendim. Ama hocam şöyle de bir şey var. Eğitim gerçi diyorsunuz ama bilmek böyle davranmayı, doğru davranmayı doğru, zorunlu olarak getirmiyor. Böyle bir sonuç getirmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bir ilişki yok. Yani bildiğimiz pek hocam, çok mesela ülke ismi vermek istemiyorum ama çok sayıda alim, tırnak içerisinde alim. Mesela bizim burada eleştirdiğimiz bazı konuların caiz olduğu noktasına fetva verebiliyor. Son derece bilgi sahibi. Bir kısmı da uyguluyor. Yani bilgi değil yetmezse. Konjüktürel siyasi olabiliyor hocam ama kültürel bir boyutu var. Kültürel boyutu vardır. Ama özellikle şunu belirtmekte fayda var. Hani dikkat dediniz ya bilgi uygulamayı beraberinde getirmiyor. Bilginin uygulamayı beraberinde getirmesi gerektiği yine dinin emridir. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ bunun gereğidir. Bu yüzden bakın onu bile biz eksik bıraktığımızdan dolayıdır. Yani işte biraz önce arz ettik. Dedik ki Yüce Allah bizden evlenirken adaleti olmasa olmaz şart olarak ileri sürdüğü halde biz okuyoruz ama yani sadece böyle hafız gibi okuyup geçiyoruz. Evet. Yani sadece böyle ezbere okuduğumuz bir şey de. Hayır. Biz dilimiz hocam, dilimiz Kur'an ayetlerini okurken hal, hareket ve davranışlarımız onun manasını yayarsa bir manası olur. Yoksa yani sadece teypten Kur'an dinlemek gibi bir şey olur. Hocam siz hocam bıraktığı yerden, Müslüman coğrafyaya evet, dikkat edin. Hocam bıraktığı yerden aslında bir şey söylemek gerekir. Evet. Şimdi bu aslında hani az gelişmiş Hristiyan ülkelerde de bunlar var. Belki az gelişmişlikte de açıklanabilir ama şöyle bir şey var. Ekonomik demin, boyutundan bahsetmiştik tabii, demin zaten. Demin bahsettiğiniz o dini sizin özellikle hani ulemanın bir kısmının fetva vermesi hatta bir kısmının uygulaması mesela Afganistan'da çok yaygın. Eyvah. Maalesef. Yani Afganistan, Arabistan vesaire. Şuradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi demin siz de ifade ettiniz. Kültür dini dönüştürüyor. Ya da din bir topluma geldiğinde kültür tarafından filtreleniyor. Aynen öyle oluyor. Burada dünya Müslümanlarının ya da Müslüman aydınlarının bunu oturup tartışması gerekiyor. Yani ne kadarı örf, ne kadarı feodal kültür, kültür dini ne kadar dönüştürmüş. Mesela bu demin tartıştığımız kız çocuklarına miras meselesi, örfün o tarıma dayalı ekonomik üretimden kaynaklanan feodal kültürün dini dönüştürmesi. Dini dönüştürmesi tabii, ve dinileşmesi dini normu, bir anlamda. Dini normu kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürmesi bir sonucu. Aynı şekilde o bahsettiğiniz ülkeler için de geçerli. Yani bir boyutu bu. Din farklı yorumlanıyor. Hani bizim bin yıllık bir tartışmamız var biliyorsunuz. Batılı modernite karşısında biz şu an dondurulmuş bir medeniyetiz yani. Tartışmıyoruz çünkü bunu. Bir kısmı ölü diye bahsediyor. Evet. Tombi biliyorsunuz dondurulmuş, durdurulmuş medeniyet diye söylüyor. Bu bölgelerin önemli bir özelliği de hocam. Sömürülmüş ülkeler olması. Yani batılı ülkeler tarafından. Hala daha sömürülüyor. Halen de sömürülüyor. Mesela geçen Libya ile ilgili bir haber vardı. Fransa'ya halen şey ödüyor. Borç ödüyor o geçmişteki sömürge borcu gibi bir şey yani. Bir ödeme yapıyor. Ya Irak hala Amerika'ya petrol... Aynı şekilde yani buralar şimdi sömürüldüğü için geri kalıyor. Geri kaldığı için de insanın hayatta tutunabilecekleri tek dal hayatta kalmak. Geçim derdi yani. Geçim derdi. Ekonomik boyutu tabii çok birinci önemli. Sebep olunca kültür, din, eğitim, refah bunlar arka planda kalıyor. Çok doğru. Yani güvenlik öncelikli. Bu aynı şey şimdiki yaşadığımız Suriye meselesi için de geçer. Belki ona da değineceğiz. Biraz değineceğiz. Bak mesela Suriyelilerin buraya göçmesiyle birlikte onların ahlaki ve kültürel değerlerinde değişimler oluyor. Bu da göçün zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bir mesele... Hocam şeyi sorayım bu arada geçmeden. Siz sosyolog olarak bunun bir örüntü haline geldiğini ve araştırmaya değer olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Öyle mi? Tabii ki. Yani iki kişi ve daha fazlası arasında ortaya çıkan ve bir sürekli olan her olgu biliyorsunuz sosyolojik bir olgudur ve araştırmaya değerdir yani. Yani bunu halının altına kesinlikle. Zaten öyle bir geleneğimiz de var. Yani işte belki onu biraz daha sizden duymak istedim. Muhafazakar camianın böyle bir sorunu da var.
İşte bu çok eşlik meselesi, erken evlilik meselesi, eğitim kurumları olan tavrı mesela. Hocam demin ifade etti. Hani o Cumhuriyet, Osmanlı Cumhuriyet modernleşmesinde laikliğin Fransız Jacobin tipi yorumlanmasından dolayı biliyorsunuz İslami kesim ya da muhafazakar kesim uzun süre eğitim kurumlarına mesafeli kaldı. İşte son 15-20 yıldır kız çocuklarının okullaşması, kampanyaların düzenlenmesinin bir sebebi. Hani bir sebebi belki onlardan kaynaklanıyor ama öteki sebebi çok de bu sebepler var resmi kurumların o insanların dinine, değerlerine, kültürüne özgün müfredat oluşturmamasından da kaynaklanıyor. Bu da bir sorun. Dolayısıyla o az gelişmiş, sömürülmüş toplumların eğitim imkanlarını da elinden almış olunuyor. Mesela bu ülkelerin ortak özelliğine bakarsak okuryazar oranının çok düşük olduğunu görürüz. Özellikle kadınlarda okuryazarlığın çok düşük olduğunu görürüz. Araştırmalarda ortaya çıkıyor. Ama hocam Arabistan nereye koyacağız? Körfez ülkelerini nereye koyacağız? Ya tabii dediğiniz tek sebep o değil. Tabii ki tek sebep o değil. Tamam, mesela orada anladım. Belki farklı işliyor. Bu da şeye girdi. Şimdi kültür çok farklı bir şey. Yani kültürel meşruiyet içerisinde bir şey girdiğinde hani örf o yüzden öyle yani. Mesela esas olan bir binek sahibi olmak mıdır? Yoksa esas olan bir atı sürekli binek olarak kullanmak mıdır? Yani araba çıkmış otomobil. Onu mu kullanacağız yoksa ata mı bineceğiz? Gelenek demek esas olan bir binek sahibi olmak demektir. Bunun at ya da araba olması, önemli değil. Şimdi biz o konuda uyum konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Arabistan'daki durum belki farklı bir şekilde tezahür ediyordur. O örfün içerisine yerleşmiştir, kültürün içerisine yerleşmiştir. Kültürel meşruiyet sağlamıştır. Dediğim gibi mesela yoksulluk bu işi besleyen bir unsur. Bu bahsettiğimiz ülkeler yoksul ülkeler. Yani günlük 1 doların altında geçimini yapamayan kitleler var yani buralarda. Ve en önemlisi bu bir eğitim olarak, bir bilinç olarak toplumda görülmeyince ve yasal normlarla da meşruiyet kazanmayınca hiç gündem bile olmuyor. Mesela hani aynısını biz kendimizde de görebiliyoruz. Herkes veya batılı, memnun gibi. Batılı toplumlarda da görebiliyoruz. Ne oluyor? Bu hak bilinci bir ne diyelim kültürel mesafe istiyor. Entelektüel bir seviye istiyor yani. Şimdi karnı aç olan bir insana siz sosyoloji ne kadar anlatırsanız anlatın ona bir fayda sağlamıyor yani. O karnı doyurmak peşinde.